Καβούσογλου το σύνολο των ζητημάτων που άπτονται των διμερών σχέσεων αλλά και των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Έχουμε πλήρη επίγνωση των διαφορετικών και σε αρκετά ιδιαίτερα σοβαρά θέματα των διαμετρικά αντίθετων θέσεων που πρεσβεύουμε. Εννοώ εμείς και η Τουρκία. Σκοπός της σημερινής μας συνάντησης ήταν να επιχειρήσουμε μια διαδικασία πρώτης συνεννόησης και, αν αυτό καταστεί δυνατόν, σταδιακής ομαλοποίησης της κατάστασης σε βάθος χρόνου. Στο πλαίσιο αυτό, συνεφωνήθη ένας περιορισμένος κατάλογος προγραμμάτων οικονομικής συνεργασίας. Συμφωνήσαμε επίσης στην αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών COVID-19, ώστε οι πολίτες των δύο χωρών μας που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν αρνητικό τεστ να μπορούν να επισκεφθούν τις χώρες μας. Κάτι που αναμένεται να δώσει έμφαση στις τουριστικές μας βιομηχανίες. Η σημερινή συνάντηση ήταν μια ευκαιρία να συμφωνηθεί μια συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Με αυτά τα λόγια, αγαπητέ μου Μεβλούτ, επίτρεψέ μου να σε καλωσορίσω στην Αθήνα, αλλά με την ευκαιρία θα ήθελα να σε συγχαρώ για την χθεσινή κατάρτιση από την Ανατολού ΕΦΕΣ της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostum Nico Dendias. Ben de sözlerime Anadolu Efes'i tebrik ederek başlamak istiyorum. Dün akşam çok heyecanlı bir final vardı. Ve bu finali izleyebilmem için akşam yemeğini de biraz hızlandırdın. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Umarım gelecek sene Türk ve Yunanistan takımları playoff'ta karşılaşırlar. İki takım bu sene sizden, iki takım bizden Avrupa Lig'de, Euro Lig'de oynamıştı. Ama gerçekten Anadolu Efes'in başarısı muhteşem. 5 yıl aradan sonra Yunanistan'da tekrar bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Dostum Niko'ya davet için ve bize ve heyetimize gösterilen ilgi ve misafirperverlik için huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bugün Sayın Başbakan Mitsotakis, Nico Dendias ve heyetlerimizle yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele alma imkanımız oldu. Elbette bölgesel konuları da birlikte değerlendirdik, istişare ettik. Ankara'daki görüşmemizde ekonomik ve ticari konularda pozitif gündem oluşturulmasına karar vermiştik. Bu alanda istişareler yardımcılarımız tarafından Kavala'da yapıldı. Kendilerine de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Artık somut projeler üzerinde eylem ve işbirliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede ilki olarak görüş birliğine vardık. Ulaştırmadan enerjiye, turizmden çevre, ticaret ve geniş yelpazede birçok işbirliği alanında ilgili kurumlarımız bundan sonraki süreçte bir araya gelecek. İmzalanacak mutabakat zabıtları ve tesis edilecek mekanizmalar aracılığıyla somut işbirliği projelerini hayata geçirme konusunda mutabık kaldık. Ve bu konularda Türkiye olarak gerekli iradeye sahip olduğumuzu söylemek isterim. Yunanistan'da da aynı iradeyi görmekten mutluluk duydum. Böyle gidersek bu konularda hızlı adımlar atabiliriz ve çok hızlı mesafe kat edebiliriz. Nico Dendias'ın da söylediği gibi bugün COVID-19 aşılarının karşılıklı tanınması kararını aldık.
Bu konuda Yunanistan'da Türkiye, hem Türkiye hem Yunanistan farklı ülkelerle anlaşmaya ya da mutabakata varmıştı. Biz de daha önce yine AB üyesi olan Macaristan ve Bulgaristan'la, ayrıca Sırbistan'la karşılıklı anlaşmaya varmıştık. Ben inanıyorum ki bugün vardığımız bu mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu etki yapacaktır. Ve bu olumlu adımları önümüzdeki süreçte özellikle turizm işbirliği konusunda arttırmak istiyoruz. Siyasi ve askeri diyalogumuz tüm kanallarda ilerliyor. Bundan önce istişari görüşmelerin 62.sini ve ayrıca bakanlıklar arasında siyasi istişareleri burada Atina'da yapmıştık. 63. istişari görüşmeler Türkiye'de yapılacak ve en kısa zamanda Yunanistan tarafına tarih önerilerinde bulunacağız. Geçen haftada askeri makamlarımız arasındaki güven arttırıcı önlemler süreci 4. toplantısı video konferans yoluyla yapıldı. Ve önümüzdeki süreçte yapılacak toplantı, fiziki toplantı için yine Yunanistan'dan heyeti ülkemize bekliyoruz. Nikodendias'ın da söylediği gibi liderlerimizin NATO zirvesi marjında bir araya gelmesi öngörülüyor. Bu konuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yine Niko'nun söylediği gibi uzun süredir çözüm bekleyen meselelerimiz var, görüş ayrılıklarımız da var. Bunları iyi komşuluk, uluslararası hukuk ve karşılıklı hak ve çıkarlara saygı temelinde çözülmesini istiyoruz tüm bu sorunların ve görüş ayrılıklarının. Ve bunun için de diyalogumuzun kesintisiz sürmesi gerekiyor. Bu konuda da her iki tarafta da irade vardır. Bugün bir kez daha teyit ettik. Biz Türkiye olarak Yunanistan'la ön koşulsuz ve ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için bundan sonra görüşmeye hazırız, diyaloğa hazırız ve bu konuda Nikodendias'la beraber birlikte çalışmaya devam etme konusunda da hemfikiriz. Ben tekrar hem davet için hem de misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda Türkiye'de başka platformlarda görüşeceğiz ama Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağım. Antalya Diplomasi Forumu'na başka bir programdan dolayı katılamıyorsun. Yardımcınız geliyor. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi toplantısına da. Ama en kısa zamanda Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyacağım. Teşekkür ediyorum.